Hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Bugün güzel bir yemek yiyebildin mi? Yedim, evet. Annem gibi, baban gibi, diğer insanlar gibi normal sağlıklı bir öğün yiyebildin değil evet. mi? Çektiniz bana, teşekkür ederim. Sarılmak istiyorum sana. Gel, sarılalım seni de. Sağ olun. Şöyle bir kilo al da gel, görelim seni, tamam mı? Çok mutlu oldum. Sağ olun. Çok mutlu oldum, çok seviyorum. Sizi de sarılıyor. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Ya ben eskiden yiyemiyordum ama yani şimdi ya endoskopim oldu yani artık daha rahat yemek yiyebiliyorum. Yani eskiden zorlanarak yemek yiyordum. Yani bir ara hiç yutamıyordum. Burnumdan sular aktığını falan biliyorum yani. Çok zorlanıyorum, o kadar zorlanıyorum ki yani sular burnumdan çıkıyordu yani. Hiç yutamıyordum. Ya şu anda daha rahat yemek yiyebiliyorum ama eskiden hiç yutamıyordum. Suyla yesem bile yutamıyordum yani. Ya şu anda en çok yemek istediğim şey dürüm yemek istiyorum mesela. Dürümü hiç yiyemiyordum ben. Ama artık yiyebileceğim yani çok mutluyum. Oğlumuz aşağı yukarı 10 seneler bu yana yutamıyor. Yani yediklerini hiçbir zaman için yani rahatça bir yemek yemiyor çocuk hiçbir zaman için. Su dahi yutamıyor, geçmiyor. Su dahi geçmiyor boğazından. Her zaman işte ne bileyim midesinde ekşime, ağrıma hep şikayetler bunlardı. Ta ki işte en son işte bir iki ay öncesine kadar hepten kötü oldu artık. Hatta evde de bayağı bir yattı. Acile götürüyoruz falan. İşte acile bakıyorlar. Bir şeyin yok diyorlar. Şu an oğlum 50-52 kilo civarı olması lazım. O yemedi mi? Biz şey yapamıyoruz. Bak kaç gündür hastanede mesela hiç ben doğru dürüst yemek yiyemiyorum yani. O kadar sıkıntılı bir durum. Yani çocuk oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Evde geziniyor. Ne bileyim oradan oraya zıplıyor. Bazı zaman kanepenin üstünden atlıyor. Geçsin diye. Ama o da geçmiyor. Ondan da geçmiyor. Sonradan artık bizi de üzülüyor diye gidiyordu. Başka odaya gidiyordu. İçine sindirdi mi geliyordu yanımıza. Yani masada doğru yemek yiyemiyordu. Ayakta yiyemiyordu. Oturduğu yerde yiyemiyordu. Kurastan'da işte hastaneye götürdük. Acile götürdük yani daha doğrusu. Acile ne yapıyor? Bakıyor işte. Diyor ki hiçbir şey yok bunun diyor. Gönderiyor. Akalazya tanısı nedir? Şöyle diyeceğiz. Aslında yemek borusunun bir nörodejeneratif hastalığı. Yemek borusunun mideye çıkışında bir darlık oluşuyor. Buradaki kasların normalde ahenkli bir yemeği iletme ve kasın gevşemesi şeklindeki çalışması bozuluyor. Bu sebeple yiyecekler ve içecekler yemek borusuna mideye iletilemiyor. Tabii çocuk hasta olduğu için bu hastalarda biraz büyüme gelişme geriliği de buna eşlik edebiliyor. Biz de hastamıza burada bir şans vermek istedik. Normalde o kasın kesilerek tedavi edilme yöntemleri de var. Fakat endoskopik yöntemle balon dilatasyonda çocuklar için bir seçenek olabiliyor. Biz hastamıza bu şansı verdik. Aşamalı olarak balon dilatasyonunu yaptık. Ve ilk defa dünden bugüne normal sağlıklı insanlar gibi beslenmeye başladı. Onun böyle iyi olması bizi de çok mutlu etti. Yıllık tanı alma insidansı milyonda bir diyebiliriz. Yani 100.000'de 0.1 ila 0.18 oranında yıllık tanı alma insidansı. Bu hastalığın nadir bir hastalık yani. Pediatrik akalazya vakası için ilk kez endoskopik balon dilatasyon yaptık evet. İki gün önce oldu. Yaklaşık bir 45 dakika kadar sürdü işlem. Entübasyonla beraber yapıldı. Dediğim gibi ilk girdiğimizde endoskopik bizim bebeklerde kullandığımız milimetrik endoskopin geçişine bile izin vermeyecek kadar ciddi bir yemek borusu darlığı vardı.